Merhabalar. Yeni bir lig videosuyla karşınızdayım. Herhalde bu şu an için son lig videosu olacak. Heist Ligi. Zaten Heist bir önceki ligdi, 3-12. O yüzden daha yeni eklendiği için videoda yeni çekiliyor haliyle. Çünkü Harvest mesela hemen eklenmemişti. Dolayısıyla videosu sonradan geldi. Bu daha o şekil. Çünkü ne zaman bir ligin eklenip eklenmeyeceğini bilmiyoruz. Bazen hemen eklemiyorlar. O şekilde. Şimdi öncelikle her şeyden bahsedeceğim. Yok, kısa kısa, hani en azından böyle anlarsınız, hani ha, tamam, bu buymuş, bu buradan çıkıyormuş gibi. Heist'ın mesela getirdiği en önemli şeylerden hemen bahsedelim. Ekrana ben resimlerini koyarım. Unusual gem dediği, tamam mı? Alternate quality gemler. Birkaç örnek böyle koyacağım ben ekrana. Mesela normalde işte ne bileyim, bir tane gemin kalitesi damage veriyorsa, bir başka o yeni gelen kalitesi mesela attack speed verebiliyor. Ya da çok daha enteresan şeyler verebiliyor. Dolayısıyla bunların bazısı çok pahalı. Bu mesela para kasma yöntemlerinden biri olabilir. Trinket dediği şeyler var. Şu an mesela ben bu karakterde açmadım, hiç yapmadığım için. Normalde buraya bir slot, yani bir item yeri daha geliyor. Mesela hemen onu da gösterelim. Hani bunları Heist bize sundu. Ha, bu. Blueprintlerde mesela Smuggler'den de oluyormuş o. Ne diyor? Thieves Trinket or Currency. Currency dediği normal Chaos Orb falan çıkabilir. Thieves Trinkets dediği de trinketler burada işte. Slotu açılacak, buraya takabildiğiniz. İşte belli bir şansla şunu atar, bunu atar tarzı böyle değişik şeyler var. Bunların mesela bazısı acayip pahalı. Exalted Orb atanı var. Bulursam onu da resmini koyarım ekrana. Mesela öncelikle o zaman şu kağıtlardan başlayalım sırayla. Ne bunlar? Şimdi Heist zaten level kasarken sanırım yok. Sonra mı ekleniyor? Tam emin değilim. Neyse. Şu Rogue Marker'lardan çıkıyor. Bunlar çok değerli değil eskisi kadar. Çünkü Core Game'e girince haliyle bazı şeyler nerfildiği için loot olarak mesela. Ama ben yine de map'le toplamaya çalışıyorum. Hani bunları toplu böyle satabilirsiniz. 50 binde stack olur bunlar en fazla. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şimdi öncelikle iki çeşit haritamız var. Bunlara harita diyelim. Bunlar böyle map yaparken rastgele düşerler, tamam mı? Lootlayın atın. Bu Heist'in kendi bankası var. Heist Locker. Bunu hideout'unuza koymayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Dekorasyondan bulup koyuyorsunuz bunu. Bu heist kağıtlarını buralara. Heist bir kere gelip buraya yapmazsanız bu gelmiyor hideout'unuza. Neden gelmedi diye sorgulamayın. Bir kere bir heist'ınızı yapın. İlk işte böyle bir görev gelecek. Bu coin'den çıkıyor, giriyorsun. Sonra gelip bu kadınla konuşuyorsun. Şu introduction'ı işte konuşuyorsun. Sonra bir görev veriyor. Ondan sonra geliyorsun buradan. Haritalara bu kadından giriliyor. Prepare heist deyip buradan koyup yaptığın zaman onu, bu zaten açılmış oluyor, Heist Locker. Şimdi kontratlarımız var. Bunlar harita isimleri, tamam mı? Hiç önemli değil. Farklı bölgeler bunlar. Harita farklı, yani nasıl map girerken farklı haritalar var ya, o şekil. Mesela bunlar arasında nasıl bir fark olabiliyor? Mesela örnek hemen yazalım çıkarsa diye. Mesela şöyle bir meslek var, tamam mı? Counter Thaumaturgy mi? Nasıl okunuyorsa artık. Mesela bakalım, Smuggler'den de bu olamıyormuş. Bakın hiç yok. Hani bu. Tek fark bu yani. Mekan farklı. Bir de hani belki tipini beğenmediğiniz yeri yapmazsanız size kalmış. Yani her meslek her haritada olmayabiliyor. Bakın Mansion'da yine Counter, Thaumaturgy neyse artık, o dediğimiz meslek yokmuş mesela. İşte aynı şekilde Demolition olabilir. Mesela Demolition burada varmış. Burada varmış. Var. Mesela çoğu yerde var. Aa, bakın Prohibited Library'de çıkmadı. Mansion'da yine çıkmadı gibi. Yani harita farklı buna yarayabiliyor. Bunlar kontraklar. Bunlara girip elemanlara level kasıyorsunuz. Eleman dediğimiz V'ye bastığımızda klasik bizim UI'daki V tuşu lig mekaniklerini açar. Elemanlar var. Şimdi başta bunun çoğu sizde olmayacak. Oynadıkça hepsi geliyor. Özellikle benim anladığım kadarıyla ben o şekilde açtım. Yani öyle olmuş herhalde. Ya da önceden de belki öyleydi ama. Mesela herkesle bir kere bir tane bir şey girin, tamam mı? Başta işte kart var. Ayla var herhalde. Tips var sanırım. Hepsiyle birer kere bir şeye girin. Bunların girerken peki nasıl girebiliyorsun? Mesela bakın Tibbs'e bastığımda diyor ki Brute Force, bu adamın kasabildiği mesleklerden biri buymuş. Demolition buymuş. Başka da yok. Bu adamın iki mesleği var. Yani sen bu adamı kullanarak Brute Force ve Demolition, mesela Brute Force yazdım. Mesela bu haritaya bu adamla girebilirsin. İşte Demolution'a girebilirsin. Bu adam başka hiçbir harita yapamaz. Yani sen bu kağıtları yaparken Brute Force kimde varsa, zaten buraya koyduğunuzda da size söyleyecek. Bakın basıyorum. Aa, sadece zaten bu ikisinde brute force varmış. Peki ben şu an niye yapamıyorum? Levelleri yetmiyor. Şimdi o zaman öncelikle ne yapmanız lazım sizin? Herkes level 1 başlar en başta. Tamam mı? Ben hepsiyle biraz bir şey yaptım. Mesela bakın bu adamın agility'si 1 levelde kalmış. Hiç daha yapmamışım ben. Halbuki bunlar da 1'di. Yani sizin atıyorum Karst'ı kasacaksın. Lockpick görevi istiyor adam.
Buraya lockpick yazıp, aa lockpick level 1 diyor bakın kağıdın üstünde. Tamam, bu adam buradan başlar o zaman. Sen bunu zaten yaptığın an adam level 3 mü ne oluyor? Direkt 2 level birden atlıyor. Yani her mesleği bir kere 3 levele en azından arttırabilmen için level 1 kağıtlardan yapıyorsun. Yani lockpick 1. Mesela bu 4 diyor. Buna o adam giremez. Çünkü leveli 3 şu an. Yani benim adamın leveli 3 olduğu için lockpick 1, 2 ya da 3 yazan haritalara girmem lazım. 4 olursa 1, 2, 3, 4'e girebilir. En son 5'te bitiyor. Bu şekilde herkesi kasıyorsunuz. Bu biraz zaman harcar. Ama bu core game'e girdiği için çok basit. Dediğim gibi mesela bir levelden 3 levele bir haritada atlıyor. Sonra 2 haritada mı ne hemen 4 oluyor galiba. Bakayım hiç kastım mı. Ben işte daha böyle hemen hepsini açayım diye uğraştım. Ha bakın bunda bir %53 experience var. Ben bunda muhtemelen fazladan bir harita girmişimdir. Yani %50'yi tek haritada aldığına inanıyorum. Muhtemelen 2 haritada 4 olacak. Belki 5-6 haritaya da 5 olacak. Normalde 20 harita falan sürüyordu 5'e kasmak. Yani kolaylaştırmışlar kısaca. Burada herkesi kasmaya çalışın. Her meslekten elinizde 5 level olsun. Peki herkesin her şeyi 5 oluyor mu? Hayır. Mesela Karst lockpick'i 5'ler. Bakın 3 mesela. Daha çubuk hala var. Bu 4 olacak. Sonra 5 olacak. Bakın Perception 3'te bitmiş. Max diyor. Bu adamın Perception'ı 3. Bu 5 olmaz. Yani sen 5 level lockpick gerektiği zaman Karst'ı koyabilirsin. Ama bakın başka lockpick kimde varmış? Tulina'da vardı galiba. Mesela Tulina'nın ana mesleği Agility'dir. 5 level Agility kasabilir ama lockpick bunda da 3'te tıkanıyordu sanırım. Yani herkesin 5 olabildiği durumlar var. Ona göre o adamları 5'e kasmanız şart. Yani burada 5 yazan kağıtları yapabilmeniz için. Bakın şöyle aratılıyor mu? Yok. Bunun bir arama şeyi var mı açıkçası bilmiyorum. Level 5 desem yine olmadı. Şöyle bir şey var mı? Yok herhalde. Tamam, neyse bu aratılıyor mu bilmiyorum. Ama mesela ben bunu kenara atmışım yapamam diye. Bakın 5 level diyor. Tamam, bu kadar. Ya bu kontratlarda bilmeniz gereken şey bu. Peki bu heist yaparken ben şimdi arkaya zaten görüntü koyarım birazdan da. Hani ne yapıyoruz? İçeri giriyorsun. Hatta ben şurada açayım ya, dur. Onu hemen ekrana veririm sonra. Hemen videoyu buluyorum. Daha böyle birkaç klip hazırlamadım da o yüzden. Mesela örnek bir klip. Bakın içerideyim. Mesela böyle kenarda odalar oluyor. Adama kapıyı açtırıyorsun. Sonra içeride kutu olabiliyor. Modlar geliyor bilmem ne. Kutuyu mesela adam açarsa zaten aşağıda belli bir çubuk ilerleyecek. Aha bakın fullendi. Mesela orada ne oldu? Hemen buna basıldım. Yani kısaca aslında ne yapıyorsunuz? İçeri girdiğiniz zaman kutular var. Tıklıyorsunuz. Çok fazla tıklamamaya özen gösterin. Özellikle böyle yanlarda kapıyı açarak girdiğimiz mesela şurası gibi. Bakın farkındaysanız bir Chaos Orb resim var ekranda. Ben buraya şu kapıyı adama açtırarak girdim. Özellikle bu odalara önce bir bakın. Hani mesela currency var demektir bu Chaos Orb resmi olduğu için. Bakın açtığı zaman zaten ben kaçmışım gerçi de döneceğim oraya. Mesela currency atmış demek ki orası. Ha bakın bu oda. Bakın currency'ler yerde bırakmışım ben, almışım sonra. Tamam mı? Mesela bu tarz currency, işte kart, ne bileyim fragment oluyor muydu? Galiba oluyor ama. Hani bu tarz böyle loot'u daha önemli olabilecek. Mesela takı resimleri oluyor. Onda diyor ki işte rastgele sarı takı atıyor mesela. Ya yani bir şey çıkar mı? Çıkıyor bazen. Corruption'lı cıvıllar çıkıyor. Corrupt Blood Immunity'li falan. Mesela 1-2 exalt edebiliyor durumuna göre. Ya tamamen aslında şunu hemen söylemek gerekir. Heist dediğim şey tamamen RNG. Yani loot tamamen RNG'dir heist'te maalesef. Mesela bazen 10 tane yaparsın. Çok az para kasarsın. Bazen 5 tane de bir şey düşer. Tek başına onu birkaç exalta satarsın. Heist tamamen RNG'dir. Şundan bahsedeyim hemen. Kutuları açıyorsun ama bir yere kadar açabiliyorsun anladığınız üzere. Şu aşağıdaki kutu bakın dolduğu an bam. Lockdown'a girdim. 20 saniyeden geri saydı. Follower itemlerine göre. Bunların itemleri de var. Çok kısa gösteririm birazdan. Geri sayım uzayabiliyor. 20 saniyeden 25 saniyeye falan çıkartabiliyorsun mesela. Hatta bu Ayla diye bir karakter var. Onu sanırım kendi özelliği de uzatıyordu. Öyle 30 saniyeye kadar buluyor mu acaba? Öyle bir şey herhalde. Peki sen bu süre geri saydın ne yapabilirsin? Şimdi öncelikle içeride sona gittiğiniz zaman bakın orada bir turuncu bir oda var. İkonlu. Sanki böyle müzeden bir şey çalıyormuş çünkü. Aha da burası. Normalde bunu almaya giriyorsun sen içeri. Peki bu ne? Hemen oyun içinden gösteriyorum. Yanımda hazırdı benim. Bunlar. Normalde bunları herhangi bir vendor'a satarsanız çöp veriyor ama bu heist'teki şu adama satarsanız buna gelmeniz lazım. Bakın Rogue Marker veriyor. Yani bizim buradaki currency'miz bu aslında. Yani aslında budur. Yani sen buna tıklayamazsan kaçıracağın şey 1000-2000 Rogue Marker aslında hiçbir şey değil. Yani senin aslında buradaki amacın tamam girmişken bunu da almaya çalış ama
Alamazsan da üzülme. Aslında kutu açsan para oradan dönecek yani, tamam mı? Dolayısıyla sen eğer bütün kutuları açabileceğine inanıyorsan, lockdown'a girdiğin anda, lockdown'dayken bu arada kutu açmaya devam edebiliyorsunuz ama süre kısıyor. Bakalım açmış mıyım ben. Aha bakın mesela 18 saniye var. Şurada bir tane ufak kutu kalmış. Koşarken basayım demişim. Bakın hop 3 saniye sildi. Biraz yazı ufak ama ben okuyorum. Mesela bakın 18'den hemen aşağı bakın süreye. Hop 15'e düştü. Bakın hop bir daha tıkladım 14'e düştü. Yani her açtığınız kutu 3-4 saniye civarı hala süre indiriyor. Yani sen 30 saniye kaldı diye 10 tane kutu açarsan, düz hesap çarpı 3 desen 30 saniye biter. Hani yan yana olsa bile kutular. Bir daha koşacaksın aralarda. 30, 10 kutu açamazsın zaten de. Hani lafın gelişi. Ama sen hani ben kutuları açayım, lootumu bir loot çıkartmaya çalışayım diyorsan, o sondaki şu kutuyu açmasan olur. Çünkü tekrar söylüyorum, o kutudan alacağın şey budur yani. Tamam mı? Yani önemli bir görevde değilsen, normal kontrat yapıyorsan her zaman buna koşmanız gerekmez. Tamamen kutu açmaya odaklı oynayabilirsiniz ki bir şeyler çıkabilsin. Ufak kutuların loot'u rastgeledir. Stack deck de atar. Stack deck mesela bunlardan bir sürü atabilir. Rastgele Körünse atabilir. Exalt Orb bile çıkıyor. İşte ne bileyim, kart çıkıyor, rastgele kartlar. Harita çıkabiliyor, fragment çıkabiliyor. Tamamen rastgele loot. Şimdi mesela tamam, o zaman şundan bahsedelim. Mesela bu kontraktları o zaman nasıl yapmalıyız? Hani leveli tamam, eyvallah. Şimdi öncelikle yanlış bilmiyorsam, değişmediyse mesela level 1 diyor ya bunda, adamı sen kastıysan artık 3'e 4'e level 1'e hani hala girmeli misin? Adam atıyorum 5 level. Hani mesela bu levellerin bir esprisi var mı? Hemen ondan bahsedelim. Benim hatırladığım kadarıyla değişmediyse level 3 değilse bir kutu içeride az oluyor. Ya heist geldiğinde öyleydi, öyle hatırlıyorum. Yani ben bu Demolition 1'e girdiğimde, şimdi bu içeride böyle yan odalar var dedik ya, esas onları açıp bakmaya çalışın dedik. İkonları gözüküyor dedik. Bakın şurada en başta video başlattım. Chaos Orb resmi var diye ben bu odaya girmişim. Adama mesela açtırıyorsun. Adam orada lockpick yapıyor. Bakın kutuyu açıyor falan. Tamam mı? Mesela bu yan oda, mesela şu haritada hemen sayıyorum. Ben şimdi bir tane geride açmışım. Bir. Şurada var. Burada var. İki. Şurada var. Açmışım. Üç. Bakın bir, iki, üç tane yan oda açmışım ben. Burası belki de lockpick 3'tü falan, bilmiyorum. Ama sen lockpick 1 girdin mi bazen 2 oda geliyor sanırım. Ya da 3 minimum, sonra 4'e mi çıkıyor? Öyle bir şey. Yani onun sayısı değişken, tamam mı? Eğer değişmediyse, tekrar söylüyorum, core game'e girince değiştiyse bilmiyorum. Ama normalde level 1 girmeniz yani önerilmez. Hani adamı kasman gerekiyorsa tabii ki de giriyorsun ama ileride mesela. O zaman level 1 yazanları atıyordum zamanında. Hani minimum 3 girmeye çalışıyordum. 2 de girmiyordu. Mesela bakın 2'ymiş bu. Ha 3 mesela. 3 ve sonrası. Çünkü o yan odalar, ödüllü odalar diyelim, fazladan bir tane falan ekleniyordu. Eğer dediğim gibi yanlışsam zaten değişmiştir. Ama değilse en az 3 level haritalar girmenize fayda var. 3, 4, 5. Yani o leveli kutu sayısını arttırıyor yan odaların. Dolayısıyla körensi odası tarzı şeyler bulmanız şansı artabiliyor. Bir de bu her adamın demeyeyim de her mesleğin diyeyim, koyabildiği kutular limitli. Mesela körensi kutusu Lockpick ve Agility'de galiba çıkıyordu. Ben de bunun tablosu vardı. Silmediysem resmini koyacağım. İşte ne bileyim, Demolition'da galiba Delirium kutuları çıkabiliyordu gibi. Hani sen mesela Körünse odaklı oynayacaksan Lockpick yazan bütün kontratları yap. Hatta bir geçen Heist Lig'inde kontratlar 2-3 kaosken Lockpick kontratları 5-6 kaos olurdu, millet Körünse kasıyor diye. Çünkü Lockpick kontraktında Körünse kutulu odalar çıkabiliyor. Mesela böyle bir loot sınırlandırması da var. Ondan da bahsedelim hemen. Dediğim gibi resmini ekrana koyarım. Peki kontratları yaptım. İşte rastgele giriyorum, çıkıyorum, kutuları açıyorum. İşte ne bileyim. Ha bir de şey, onu söylemedim. Tamam. Onu da bahsedeyim. Sonra blueprintlerden bahsedeceğim. Zaten bir de biraz itemlerden bahsederiz. Sonra biter. Şimdi mesela nasıl girelim? Mesela iki tane böyle elimde harita var. Üç level, tamam. Alkemi basayım mı? Transmut mu basayım? Harita gibi quantity çok önemli mi? Beyaz girsek olur mu? Şimdi bir kere tabii ki de quantity farkı var gördüğünüz üzere. İtem quantity mesela mavide 26'ymış. Sarı bastım 49 geldi. Ama bakın orada yeni şeyler var. Mesela map'te nasıl sadece quantity olurdu? Bunda başka şeyler var yeni. Tamam, rarity de var, onu da geçtim. Bakın diyor ki alert level reduction. Sen bir kutuya tıkladığında aşağıda çubuk ilerliyor. Hepsini fullediğin zaman geri sayım açıyor ya sana. O zaman ne oluyor? Map ne kadar quantity'si fazlaysa Alert level reduction arttığı için sen daha fazla kutu açabiliyorsun artık. Yani aslında map'e sarı girmek faydalı. Çünkü daha fazla kutu açmana yarayabilir. Aynı şekilde lockdown süresi uzar diyor. 20 saniye değil 23 saniye oluyor belki.
Ama mesela yaşayan reinforcements dediği, sen açtıktan sonra böyle adamlar seni durdurmaya geliyor. Bayağı saçma sapan mob spawnlıyor kapılardan böyle sürekli. Ben bu adamların sayısı da artıyor diyor. Yani biraz daha zorlaşıyor içerisi. Üstüne bir de mod eklediğin için oradan da zorlaşıyor. Mesela bakın bunda çok saçma bir mod var. Map modları gibi değil bunların bazı modları. Bakın aşağıda mesela diyor ki Alert level increases every 10 seconds. Her 10 saniyede bir kendi kendine o aşağıdaki çubuk ilerliyor. Yani sen içeride giriyorsun ya, daha sen sona koşana kadar o çubuk zaten yarısı belki kendi kendine dolacak. Mesela bu iğrenç bir mod. Mesela buna böyle giremezsin. Buna skor atacaksın her türlü. Bir daha artık rollayacaksın. Ben şahsen fazladan 1-2 kutuyu ben ne yapayım ya falan dedim zamanında, ki zaten öyle farmlanıyordu. Bunlara böyle giriyorduk biz. Beyaz. Dediğim gibi quantity'yi geçtim. Alert level reduction önemli aslında. Fazladan kutu açmana yarıyor ama hani fazladan 1-2 kutu, o da ufak kutu ha. Büyükleri zaten açarsın bir şekilde yani. Çünkü adamların itemleri de var. Ben tabii artık bu lig daha düşürüp de çok heist yapmadığım için elimde şu bankada biraz var. Oradan hemen mesela biraz stokladım. Poya Database'de zaten var. Oradan hemen ben size birkaç modu göstereceğim. Bunları koyun derim. Alert level'i iyice düşürebiliyorsunuz. Tamam mı? Yani sen map'e beyaz da girsen, adama güzel bir şeyler giydirdiğin zaman o adam zaten düşürecek biraz. Siz zaten daha fazla kutu açmaya başlayacaksınız. O zaman onunla alakalı şöyle bir toparlayalım. Sizin adamınız gear'lı değilse, bakın böyle mesela çıplak. Haritanız da beyazsa açabildiğiniz kutu sayısı çok daha az olacak. Çünkü o alert level çok daha hızlı dolacak. Ama siz ben map'e sarı girerim dediniz diyelim. Ya da benim önerim üzerine beyaz girebilirsiniz ya da mavi olsun hadi. En azından bir %10 bakım veriyor. Girerseniz bile adamınızı, ama yine giydirseniz, çünkü var birkaç tane alert level düşüren parça. O zaman yine daha fazla kutu açmaya başlayacaksınız. Yani sizin adamlarınızı kasıp en azından birkaç böyle item giydirmeniz lazım ki alert level düşüren olur. İşte ne bileyim, job speed oluyor, daha hızlı açıyor kapıları falan. Biraz daha rahat yapmaya başlayasınız buraya. Yani bir ön hazırlığı var maalesef bu heist'ın. İlk böyle lay lay lom girdiğinizde çok daha az para dönüyor kısaca. Dediğim gibi gear'dan birazdan bahsedeceğim. Yani map'lere beyaz girebilirsiniz. Quantity kutudan çıkan loot'u etkilemiyor. Sadece yolda kestiğiniz mobların attığı itemi etkiler. Bu da çok bir şey atmayacaktır. Çünkü esas para kutuların içinden çıkan şeylerden kasılıyor. Yani map'lere beyaz girebilirsiniz ama daha çok kutu açmak istiyorum diyorsanız sarı girebilirsiniz. Ama çünkü bu heist'te şöyle bir şey var son kez. Eğer alert level 100 olduktan sonra geri koşmaya başlıyorsunuz ya, çıkmanız lazım artık. Bitti ya hakkınız, hani kutu açamıyorsun, her şey kilitlendi. Lockdown oldu yani. Dışarı çıkarken yolda ölürsen bitti. Bütün itemlerin yere düşüyor. Hiçbir şeyi de geri alamıyorsun. Yani ölmemek adına beyaz girmek daha sağlıklı, çünkü daha kolay oluyor. Onu da hemen söyleyelim. İçeri girdiniz, daha aşağıdaki çubuk fullenmeden öldüm. Ne oldu? Kalkıp geri girebiliyorsun. Kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Tabi itemler yere düşmüş olacak, gidip geri lootlayacaksın. Ama lockdown durumunda değilsen sıkıntı yok yani. Girip tekrar lootunu yerden alıp devam edebiliyorsun. Ama lockdown'da öldüğün an bitti. O harita kapanıyor artık. Bütün itemler de yerde kalıyor. Belki de Exalt Torp düşürmüştün. Geçmiş olsun. Onunla alakalı hemen son bir şey daha o zaman. Mesela girdim, tamam mı? Yapıyorum bakın. Mesela şu videodan örnek. Şu an mesela ben yapmışım yapmışım yapmışım. Bakın çubuk ucunda kalmış. Bu kutuyu açtığımda artık lockdown olacak. Belki şu an benim cebimde Exalt Torp var. Tamam mı? Daha alert level bitmediği için ben şu an ölsem geri alabilirdim yerden. Ama şimdi birazdan fulleneceği için mesela şu an ölürsem o Exalt Torp yerde kalacak ya. Sen bu Exalt Torp'u şu an cebinde varsa, biliyorsan olduğunu, almışsan, o zaman bir gidiyorsun. Haritadan çıkıyorsun tekrar en başa koşup. Sen haritadan çıktığın an bütün itemlerin kilidi açılıyor. Sanki sen heist'i bitirmişsin gibi. Halbuki aslında bu sona koşup şu zıkkımı almadın aslında. Ama sen başa koşup bir kere nerede bu ya? Heh. Bunu mesela tıklayıp quest sistemini alıyorsun ya. Bunu almasan bile sen en başa koşup çıktığında itemlerin kilidi açılıyor. Bankana bile koyabiliyorsun. Yani değerli bir şey düşürürseniz, daha lockdown durumuna gelmemişken, kesinlikle dışarı koşup kilidini açtırın onun. Sonra içeride geri dönüşte ölüp de paraları çöpe yere atmayın, tamam? Bu da çok önemliydi. O zaman çok kısa şu blueprintlerden bahsedelim. Sonra biraz da itemleri gösteririm. Bitiririz. Şimdi burada blueprintlerden bahsedeceğiz. Yani ne oldu şimdi? Kontraktları yaparak rogue marker kasıyorsun. Adamları levelledin. Herkesi 5 yaptın diyelim. Rogue marker'ın da bankada var, yüz binlerce birikti. Ne bileyim, para verdin, aldın. Neyse. Hani diyorsun ki ben blueprint farm yapacağım. Şimdi aslında para blueprint'te kasılıyor. Yani bunlar böyle ufak map gibi düşünün. Çıkabiliyor bir şeyler.
Şanslıysanız map'ten daha bile fazla para bazen çıkabiliyor ama şu an günümüzde Valdo Farm, özellikle Legion, Nivastir Farm tarzı farmlar olduğu için buradan o parayı çıkartamazsınız, imkanı yok yani. Ama Blueprint'ten çıkar mı? Çıkar. Şimdi bu Blueprint'leri önemli kılan ne? Neden çok para dönüyor? Örnek. Currency'lere geldim. Poe Ninja'dayım. Mesela Tempering Orb diye bir orb var. Bakın tanesi kaç para. Ne var? Tailoring Orb. Bakın kaç para. Gördünüz mü? Başka burada var mı bir şey? Ah, burada bir şey yok herhalde. Mesela onu ben şimdi videoyu bir yerini kestim, bir daha anlatıyorum ama bilmiyorum, belki az önce göstermiştim ama tekrar hemen kısaca gösteriyorum. Mesela Kinetic Blast'ın Anomalous'u. Hop. Ki bu korap adam bunu yakmış. Bir dakika. No diyorum. Bakın kaç para. Gördünüz mü? Saçma sapan şeyler gösterdim ben size şu an. Acayip pahalı. Bunlar ne bu da pahalı, ne bu yani? Şimdi öncelikle Heist'ı çoğu insan yapmıyor. Şahsen ben yapmıyorum. Heist liginde seve seve challenger'ı yapana kadar yapmıştım. Sonra bir daha adım atmadım. Bana göre yani çok sıkıcı bir yer. Çoğu insan da bu şekilde düşündüğü için çoğu insan yapmıyor. Bu sebeple fiyatlar daha fazla. Bir, ikincisi bazı şeyler nerf yediği için bu da nerf yemiş oldu sanırım. Ama bu gemler adına bir nerf, drop rate nerf geldi mi şahsen bilmiyorum. Yani bu gemler niye? Yani bu gemin 12 exalt olması için bir sebep var mı ayrıca bilmiyorum. Ama dediğim gibi en büyük pahalı olma sebebi çok daha az insanın heist yapıyor olması. Tamam mı? Yani siz para kasacaksanız esas bu blueprint'te kasacaksınız. O tarz şeyler çıkarsa köşeyi döneceksiniz kısaca. Peki hangi blueprint'lere girmeliyim? Blueprint'i nasıl açarım gibi sorular. Şimdi öncelikle blueprint'te bakın, mesela şuna rastgele ben üstüne geldiğim zaman bakın ne yazıyor? Brute Force level 5 olmalı. Demolition level 4 olmalı diye bütün mesleklerin gereken leveli yazıyor. Yani demek ki senin adamların kasılı olmalı bir kere. Yani sen öncelikle bütün takımı bir kasacaksın, bu bir. Ondan sonra zaten bir daha level kasma derdin olmuyor. Peki bunu reveal etme olayı nedir? Şimdi mesela burada iki örnek var elimde. Bakın en üstten üçüncüyü okuyoruz. Wings Revealed. 3'te 3. Bunu diyor ki Wings Revealed. 2'de 1. Ne demek bu? Şimdi burada bir NPC'miz daha var. Vakano. Bunda normalde işimiz yoktu. Şu an bunu anlatıyoruz. Reveal Blueprint Details diyor, tamam mı? Buna tıkladığın zaman Blueprint'i buraya koyabilirsin diyor. Ben bunu koydum. Bakın hop açıldı harita. Mesela burası kilitli farkındaysanız. Siz normal kontrakt yaparken otomatikman her kontrakt bittiğinde bu Vakano'ya, bu arada bunun reveal'ın gelmesi için o sondaki o ödülü şunu alıp taşımanız lazım sanırım, yoksa gelmiyor. Öyle olması lazım. Yani onu taşımanın bir artısı var. Öyle olmalı yani, öyle hatırlıyorum. Bu bakın reveal puanı 7 şu an. Yani ben 7 kontrakt yapmışım ki bu kadar birikmiş demek. Ayrıca Gianna denen eleman ve Niles denen bu iki follower'ımız, bizim takım arkadaşı neyse, bunların da kendi özel reveal'ları var. Sen bu Niles'la her görev yaptığında buna da bir puan birikir. Ki eş zamanlı Vakano'ya da birikiyor olması lazım. Yani bu ikisiyle görev yaparsanız çok daha hızlı reveal kasabilirsiniz. Ve bunların ne esprisi var? Bakın indirim sağlıyor. %20, %10. Yani en iyisi Gianna aslında. Bununla çok görev yaparsanız çok daha ucuza açarsınız bunları. O yüzden bunlarla biraz görev yapmaya çalışın. Peki bunları neyi açacağız? Mesela ben koydum. Ne bu? Unusual Gems. Tamam, ben burayı yaparım. Şimdi öncelikle şu an 1 bölü 2 dediği ne? Wings Revealed. Yani içeride bir tane heist var. Aslında yani içeride ufak heistler var. Grand Heist dediğimiz şey normal ufak kontratlar yok mu? Onların birleşimi gibi. Yani iki tane heist var içeride. O 3 diyen de 3 vardı. Bir de 4'lü oluyor. 4 olabiliyor. Ama sondaki ödül burada yazana göre. Mesela bu the highest target en yukarıda. Bakın ne diyor? Unusual Gems. Yani belki bu içeride bu gem var şu an. 12 exalt para belki yatıyor içeride, bilmiyorum. Bu tarz bir sürü gem var. Pahalı 10x, 5x, 3x, çok değişken fiyatlarda. O yüzden yani en herhalde profit yaptıran yerlerden biri bu gem yerleri olabilir. Tabi böyle 3-5 tane yaptınız diye çıkmak zorunda değil. Ama mesela ben buna şu an girdiğimde iki farklı kanat yapacağım için, bakın diğeri kitli. Bunu da Vakano'dan ya da ucuz olsun diye bakayım var mı? Niles, hop. Daha ucuza açtım. Şu an ben iki farklı ufak heist yapacağım bu haritaya girdiğimde. İkisinin sonunda da bir tane cam odasına geleceğim. Şu odalar. Ve bu cam odalarını bir tane değil 5 tane falan seçtiriyor sana. Ama bir tanesini alabiliyorsun. Orada gelince bakacaksınız hangisi pahalıysa onu alacaksınız. Yani bir tane görmüyorsun.
Ya toplam 10 tane cam göreceğim ben belki bu iki girişte. Eğer 3 kanatlı olsaydı burası 15 tane görecektim. Yani çıkabilir bir şey, tamam mı? Peki burada neler açacağız daha? Mesela kanatları açtım, yeter mi? Amacın en sondaki odaya bakmaksa başka hiçbir şey açmana gerek yok. Ama mesela ne açabilirsin? Mesela körünse odası varmış. Bunu da açarım dersin, değil mi? Buna verdim. Unique odası diyor. Ne yapayım bunu, geç. Cem odası diyor. Yani herhalde burada da bir şey çıkmaz. Mesela kestirme var. Bu nedir? Escape route dediği kestirme. Daha hızlı dışarı çıkmak için. Hani ölmeden bir önce çıkayım istiyorsan. Ama bazen bunun yeri rastgele olduğu için çok uyduruk yerde oluyor. Mesela şu an olduğu gibi. Bakın ödül odası burada. Buradan geri böyle kaçıyorsun. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Şu an kestirmeye geldim. Ki halbuki bir oda daha koşsam bittiydi zaten. Yani buna vermek şu an biraz para kaybı. Ama rogue markerınız çoksa açabilirsiniz. Mesela burada daha mantıklı bir yer. Aha baksa, bak konuşamadım. Mesela burada çok iyi. Değil mi? Yanlış görmüyorum. Aynen. Buradan başlıyorsun. Böyle geliyorsun. Şu görüntüsü odasını alırım dedim ben. Açtım. Geliyorum. Fosili geçtim. Bana ne? Geçtim. Tamam, böyle geldim geldim, neyse açacağım, açtım belki, hadi 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 bunu da yapayım, tamam mı? Salladım, açtım, geldim geldim geldim, bitti, ödülümü lootladım, kaçıyorum, lockdown oldu ya, kaçtım, hop, bakın kestirme bitti. Ta bu en başa koşmadım ben. Bu sebeple bu tarz kestirmelere bakıp şu display room'a yakınsa hemen tık bunları da açın, bir an önce ölmeden kaçabilirsiniz. Yani burada gireceğiniz odaları açıyorsunuz. Tamam, şu an benim kağıdım hazır mı? Değil. Sonra geliyorsun. Bu da onu söylemedim, o yüzden cebimde iki tane kağıt var. Örnek tam artık, yani bu üçlük bu ikilikmiş ama bilmiyorum. Map'in level arttıkça istediği rogue marker artıyor maalesef. O yüzden bu haritaları elinizde belki var diye yaptınız, bitti ya. Artık dediniz ki ben farm yapacağım, insanlardan satın alayım. Alırken size önerim, daha düşük level alın. 83 falan almayın. Daha az rogue marker harcarsınız. Alırken de 3 kanatlı falan alın. Mesela burada 3 kanat var. Wings 3. Hani fazla olsun içerisi, büyük olsun, tamam mı? Ben şahsen öyle farmlıyordum yani. Varsa daha iyi bildiğiniz şeyler onu da anlatırsınız. Ama düşük level oldu mu? Mesela bakın, hop. Sonra geliyorsunuz, yine size gösteriyor. Konfirme basamadan önce her yere insan atamanız lazım hani. Mesela Tulina yapabiliyormuş. Daha ben hepsini kasmanın için bunu stokamadım bile. İşte mesela koydum. Tamam mı? Hop. Bu mini heist'ımıza bu 3 elemanla gireceğim ben. İçeri girdiğimde bunlar gelecek yanıma. Tamam mı? Hemen buraya da bakalım. Zaten birini kasamadıysanız yapamayacaksınız. O yüzden dediğim gibi adamları kesinlikle kasmanız lazım. Tamam, ben şu an buraya yapabiliyormuşum. Bakın her yere herkesi koyduğum için confirm tuşu açıldı. Bastım, mührü bastı, bitti. Şu an bu harita hazır. Ben buna girip yapabilirim. Yine kontratlarda olduğu gibi buna da bir şey basmanız çok önemli değil. Ama ben ölmem diyorsanız alkemi bunlara basmanızda daha büyük fayda var. Çünkü içerisi çok büyük olduğu için bütün kutuları açmanız imkansız. Ama alkemi basarsanız, follower'larınız da itemliyse, threat, reduce falan oluyor işte. Daha çok kutu açabilirsiniz. Ama buralarda dediğim gibi esas, hani en büyük olay sondaki kutuya, yani sona koşup oradaki gemleri ya da neyse kontrol etmek. Hani oradan para döndürmeye çalışmak. Tamam mı? Grand Heist bu şekilde, oradan açıp buradan mühürleyip sonra koyup yapıyorsun. Hangisini yapıyor onu da demek, kısaca bahsedelim. Öncelikle bir kere haritaya göre loot değişir. Mesela bunker dediğimiz yer her zaman Enchanted Armaments yazan, en üstte bakıyorum. Bakın hep Enchanted Armaments. Burada 50 tane daha bunker olsaydı onlarda da Enchanted Armaments yazacaktı. Yani bu bunker haritasında hep bu oluyor. Mesela Smuggler'den de Thief's Trinkets dediği, Currency diye diyor bir de. 3-5 kasor falan oluyor bazen. Fuse oluyor. Biraz açıkçası dandik. Ama Thief Trinket dediği, şurada bir Trinket slotu var. Bende açık değil. Onlar oluyor. Bazısı pahalıydı. Exalted Orb atanları vardı bunun. Muhtemelen bu lig yine pahalıdır ama bakmadım açıkçası. Buradan onlar çıkabiliyor. Laboratuvarda mesela Replica or Experiment Item. Experiment Item dediği yeni base type'lar var. Heist ligi ile gelen. Siteden falan açar bakarsınız, olmadı. Onlar çıkabiliyor. Böyle mesela kılıç var bir tane. İşte ne bileyim, bir tane dagger vardı galiba. Amulet var, yüzük var. Böyle hani yeni itemler. Yani %90 çöp çıkıyor ama takılarda bazen güzel şeyler çıkabiliyor. Yüzükle amuletler çok güzel olabiliyor, onu söyleyeyim. Yani herhalde bunlar oradan çıkıyordu. Experiment item dediği, ya da replika diyor. Replika dediği, oyunda bazı unique itemlerin replikası geldi. Mesela Headhunter'ım var. Replika Headhunter. Ama replikalar şöyle bir şey var. Bazısı yanlış, yani anlamış herhalde. O yeni oyuncu falansa. Diyor ki
İşte abi ben şu itemin replikasını alsam olur mu? Normali yerine. Olmaz. Çünkü replika dediği tamamen farklı bir item. Tipi aynı ama değil aynı item yani o. Bir de o itemlerin böyle bir rengi bir değişik olur inventöründe. Mesela nasıl Crusader'lı item falan bakın böyle bir arkası elektrikli ya. Onda da böyle bir kıpkırmızı bir efekt oluyor. Hani inventöründe replika olduğunu anlayabiliyorsun. Replika itemler normalinden hiçbir şekilde yani aynı değil, tamam mı? Tamamen yeni bir item o. Build'una uyuyorsa alırsın yani. Bunların bazı çok pahalı. Örnek Shroud of Lightless, Pharos Fur, Headhunter herhalde pahalıdır. Ama o Headhunter bayağı çakma onu söyleyeyim yani, bayağı çöp yani. O şekilde pahalı şeyler var ama buna çıkma oranı acayip düşük. O yüzden Gem odasını ben daha çok öneririm buna kıyasla. Repository Gem, evet bunu kesinlikle yaparsınız. Ben bunu bir ara yaparım yani. Yine replika bakın başa sardı zaten. Unusual Gems mesela, ne bu? Tunnels, bu da gem kasmak için iyiymiş. Ama dediğim gibi mesela ben yüksek map parmadığım için hepsi bakın 82-83 düşmüş bana. Halbuki ben bunları yapmayıp da birinden daha ucuz düşük level alsam belki de daha az Rogue Marker falan harcarım. Yani öyleydi, değişmediyse. Bunu mesela mührü vurduk ama ben fiyata bakmayı unuttum. Mesela bir de buna bakalım. Buna da adamları koyalım. Ki belki bu yükseklerde diye koyamayacağım bile. Aa tıkandı, tamam ben bunu yapamıyorum çünkü zaten. Mesela niye böyle oldu? 83 level olduğu için, en yüksek olduğu için bu sefer bazı adamlar bakın 5 level istiyor. Trap Disarmament 5, Demolition 4, Brute Force 5. Halbuki bu 77 ya, burası daha düşük ya. Bakın 3, 3, 1, 1 falan. O yüzden bütün elemanları kasmanıza da gerek kalmıyor daha düşük level girerseniz. Tamam mı? Herkesi 5'e kasmadan da buralarda da farm yapabiliyorsunuz haliyle daha düşük level. Blueprintlerde bu kadar. Son olarak ufacık böyle bir equipment yani follower itemlerinden bahsedeceğim. Bakın herkesin 3 tane slotu var en basitinden, tamam mı? Bu en sağ pelerin takılıyor. Pardon, 4'müş. Pelerin buraya amulet takılır. Buraya böyle bir kendi özel itemleri var bunların. Ben hepsini zaten düşüremedim muhtemelen. Mesela şöyle yanıma alayım. Mesela ne diyor? 5 level adam olması lazım diyor. Herhangi bir meslek bunu takabilir diyor. Bu buraya en sola takılıyor galiba. Level 5 bende kimse olmadığı için şu an takamadım ama dur bakayım. Ulan bunların hepsi de 5 çıkıyor. Yüksek giriyorum diye herhalde. Neyse ben bunları size Poe DB'den birkaç özel şeyini göstereyim. Mesela özellikle pelerinlerin bakın Implicity Reduce Raise of Alert level veriyor ya. Daha çok kutu açabiliyorsun içeride. Bir de bunları rolluyorsun da. Yani bu itemler bu şekilde tipini görün diye en azından. Çünkü ben dediğim gibi hiçbirini giydiremeyeceğim. Adamları kasmadım da. Bunlar aslında düşük leveller de var. Bana yüksek tier döndüğüm için sanırım hep yüksek çıkmış. Ben size şuradan birkaç böyle şeylerini göstereyim bunların. Önemli. Heh. Highest gear. Bakın bunlar farklı. Bu gear dediği en soldaki. Burası olması lazım. Bakın bir tanesini giydirmişim. Arrowhead. Ha bakın burada var. Precise Arrowhead. Yani bu highest gear dediği bu en soldaki slot. Highest Tool dediği sanırım bu ortası. Bu adamla göre değişiyor. Bakın Master Lockpick, Karst şu adamın falan oluyor. Hani bu zaten ha, burada var bak. Eldiven var. Mesela Tulina'nın diyor bu. Mesela bunu bir tek Tulina takabiliyor. Bu tarz hani özel itemler olabiliyor. Bunlar o ortadakiler olsun hadi, öyle olması lazım. Pelerin var. Bir de Buruç dediği amulet dediğimiz şu. Tamam mı? Bunların hepsinin rolladığı şeyler farklıdır. Mesela pelerine bakalım hemen. Pelerin implisiti de zaten threat level düşürür. Bir de ayrıca şurada bir yerde bir tane daha olacak ondan. Alert diye mi? Ne? Yanlış söyledim, evet. Heh. Mesela bakın pelerinin suffixlerinde bu gelebiliyormuş. 82 item level en fazla olur diyor. Bakın oranı düşük ama olmadı, biraz daha dandik kullanabilirsiniz yani. Bakın %10 şansa kadar kutu açtığınızda diyor alert level, o aşağıdaki çubuk ilerliyor ya, ilerlemez diyor. Yani kutuyu bedava açabiliyorsun. Burada da direkt yüzdelik olarak bir düşüş söz konusu. Şahsen bunları steklemek bence daha mantıklı. Çünkü diğeri çok RNG ama bu her zaman çalışacak bir şey. %12 Reduce Alert. Yani o çubuk biraz daha az dolacaktır. İşte bunları giydirmediğiniz sürece siz içeride kutu daha az açıyorsunuz haliyle. O yüzden adamları itemlemek çok önemli olabiliyor. Yani pelerine bundan bir tanesi kesin koyun. Prefix'te çok önemli şeyler var mı? Job Speed dediği kapıları falan daha hızlı açıyorlar. Yani olabilir. Time before lockdown süre sayıyor ya, kapanacağı zaman içerisi 20 saniyeden falan, o oluyor 23-24 saniye gibi. Mesela ama pelerinde şu alert olayını kesin koyun mesela, bu çok önemli. Diğer itemlere de kısaca bakalım hani, varsa onları da söyleyeyim sonra videoyu bitiriyoruz.
Buruç dediği amulette. Bakın bunda var mıymış öyle şeyler. Mesela bunda şeyler var bakın. Kutuyu açıyor adam, tamam mı? %15 şansla map fragment'ı yani kutu map fragment attıysa eğer %15 şansla 2 tane çıkıyor ondan. Yani 2 ile çarpıp atıyor. Bu aslında çok önemli. Yani biraz RNG'si var ama bunun mesela currency versiyonu var. Nerede o? Ha, basic currency adı değişmiş bunda. Mesela highest chest 15 şansla currency'yi duplicate eder diyor. Mesela Chaos Orb bir tane çıkacağı yere 2 tane çıkıyor. Exalt çıkarsa 2 tane çıkabiliyor aynı anda. Böyle saçma bir şey yani bu aslında. Mesela bu çok önemli. Özellikle currency, ben zaten onun resmini koydum bir yere ama olmadı, link bilmiyorum. Gerçi link olmaz ya. Aynen. Videonun bir yerine vardı. Şu an buraya editlerken dinlersem buraya da koyarım. Her elemanın yaptığı yani bulabildiği kutular var diye bahsetmiştim kısaca. Mesela Karst dediğimiz eleman lockpick mesleği yapabildiği için lockpick'te de currency ödülleri daha fazla geldiği için ben o tarz bir amuleti Karst'a giydirirsem o adam %15 şansla o kaos orbları falan duplike edecek yani. Çoğaltacak. Yani burada bu tarz amulette yani adamın loot'una göre takmanız lazım. Öyle söylemeye çalışıyorum. Yani gidip de sen bu currency'yi duplicate ederi ne bileyim ben Nenet'e takarsan Perception'da Counter Thaumaturji'de sanırım currency kutusu olmuyor. O sebeple bu kadında işe yarama şansı çok daha düşük yani, anladınız mı? Mesela o ne buluyorsa ona göre belki bir duplicate takabilirsiniz ona. Onun harici burada pek bir şey yok. Yani bunlar aslında çok önemli değil. Drop speed yine olabilir. Ya amulette şu duplicate olayları önemli, öyle diyelim. Adamına göre takabilirsiniz. Ama currency ve kart tarzı şeyler tabii ki de çok daha önemli. Kişiye özel itemler, mesela bu neye girdim? Master Lockpick, Karst falan takıyor bunu. Mesela bunda ne var? Heh, bakın bunda da var o. Lockpick ile açtığı kutu %10 şansla alert level oluşturmaz diyor. Yani bedava açar diyor yine. Yine çok iyi bir şey bu. Başka var mı? Yok herhalde. Ben mi göremedim? Yani bu da okusanız zaten az çok anlarsınız. Özellikle şu suffixlerde bu tarz alert düşürme olayları varsa kesinlikle stackleyin bunları. Kısaca yani o demek istediğim o, diğerine bakmayacağım bile, gerek yok. Yani özellikle budur. Threat level düşürme, itemi duplicate etmeye, loot'u arttırma tarzı. Bu tarz itemleri giydirmeye çalışın. Alteration'da kendiniz rollayabilirsiniz. Score, alkemi yapabilirsiniz. Çünkü bunlar şeydir. Jewel gibidir. 4 statlı olur. Bakın 3 statlı geldi. İşte belki dörtlü gelecek birazdan. Mesela Vakano %11 şansla fazladan reveal. Blueprintleri açarken puan var, bastık ya her oda başına 1-1-1-1. %11 şansla bir değil iki tane reveal kasıyor adam tek haritada. Hani el çok ufak bir şey ama bakın dörtlü geldi. Yani iki prefix, iki suffix olabiliyor. Bu şekilde kendiniz de craftlayabilirsiniz, satın da alabilirsiniz. Genelde craftlanıyorlar bir şekilde ama alteration çok pahalı olduğu için bu ara belki hazır almak daha mantıklıdır. Yani follower'larınızı da itemlemeye çalışın. Kısaca özet geçmek gerekirse tekrar söylüyorum. Bu heist'ı böyle efektif farmlamak için adamlarınızın yani biraz gerili olması çok faydalı. Daha çok kutu açabiliyorsunuz ama en kötü ihtimalle ben o kadar uğraşmak istemiyorum ama heist'ten para kazanabilir miyim diye soruyorsanız evet, kontratları yaparak bütün adamları 4'e 5'e kasın. Gidin blueprintlere rogue marker olmadı milletten satın alın. Hani bir investment, bir harcama girer belki ama sen gidip de bu gem odalarını falan yapıp da içeriden o 5-10 eksik gemlerden bulabiliyorsan, şanslıysan ya da işte bu orb var dedik. Tempering orb, işte tailoring orb, bunlar bakın 5-10 eksik yani. Heh, şu lens ya, ulan bunu bulamadım ben bugün. Bakın bir de bu var, bu kaç para? Bu gem odasından çıkıyordu herhalde. Bakın bu da bir eksmiş. Gem odasından bu da geliyor. Tamam, evet. Bu da gemin kalitesini değiştiriyor. O başka alternate'e çevirebilir. RNG tabi. O hani mesela bir kaos eden gemi 15x edene çevirebiliyorsun. Yani bir gamble'ı var. Yalnız onunla alakalı hemen bir şey söylüyorum. Mesela o Kinetic Blast gösterdik ya burada çıkmayla. Değil. Kinetic Blast'ın enemulusu 13x falan dedik değil mi? Normal Kinetic Blast halbuki 5 kaos falan. Sen o 5 kaoslu Kinetic Blast'ta bu Prime Regrading Lens'i bastığın zaman işte mesela enemulus yani o 12x'lik olabilir ama Divergent olabilir. Fantazmalı var mı emin değilim, olabilir değil mi, ihtimaller var ama şimdi diyeceksin ki işte Kinetic Blast'ın toplam 3 çeşit kalitesi var, o zaman ben bu orbu bastığımda %33 şansla 12 eksilik orb olur. Olmuyor yani, şey orb dedim, cam pardon, bunun oranı o cam kaç tane ise ona işte 1 bölü 3 1 bölü 4 yapınca öyle hesaplanmıyor onlar.
Nasıl sen Ancient Orb basıyorsun ya, girdin map'e, Nemesis'i bastın, Leather Belt, şey Leather Belt demişim, Belt'e Ancient Orb basıyorsun değil mi, Headhunter gelsin diye. Nasıl Headhunter yani 100 Ancient Orb'da bir falan anca geliyor, halbuki belki 20 tane 10 tane Belt var. Yani Headhunter çıkartma şansın onda bir değil çünkü. Aynı muhabbet. Ondan da hemen belki böyle yeni oyuncu falansanız bu videoyu izliyorsunuz. Waiting yani ağırlık olayı var. Bakın hemen şuradan çok basit göstereceğim. Mesela bu o gem kalite değiştirmede de var, waiting dediğimiz ağırlık. Bu herhangi bir item craftlarken de var. O Headhunter'ın gelme şansında da var. Bu nedir? Mesela ben bu bir tane rastgele bir item şu an. Önünde açık. Master Lock pick az önce gösterdik ya. Buna ben Alteration bastığımda bakın 1000 ağırlık yani çok daha yani yüksekse daha çok yani daha kolay geliyor demektir. Mesela şu modu görme şansım benim çok daha yüksek Alteration basarken ama bunu görme şansım daha az. Gittikçe bakın azalıyor. Yani tier arttıkça o waiting dediğimiz oranı düşüyor bunun. 400 oran dediği çok daha düşük demektir bu. Bu burada 400-600 diyor ya, bu Alteration Orb falan sayısı değil ha, öyle bir şey yok. Yani 1000 Alteration Orb demek değil bu, ortalama falan. Zaten üstteki daha kolay çıkıyor dediğimiz gibi, bu 1000 Alteration zaten olamaz, olsa alttaki olurdu. Bunlar öyle şeyler demek değil, bunlar böyle bir sayısal bir oran gibi bir şey yani, bir ağırlığı yani. Ne kadar ufaksa bu o kadar zor gelir demek. Bakın burada bir özellik var, 200 demiş. Yani bunun çıkma şansı demek ki çok zor. Yani siz bunu tutturursanız bu iteme, bu follower itemine, belki de bu çok para ediyor olabilir, bakmanız lazım. Yani oran düştükçe onun hemen tek son bir örneği daha. Valdo Farm anlattık, videosunu da çektik. Yani bilmem varsa artık bilmiyorum. Artık izleyin bakın neyse. Mesela bu taş bakın çok çok pahalıydı değil mi? Hani zaten az çok biliyorsanız fiyatını da hatırlıyorsunuzdur. Bunun da oranı çok düşük olduğu için mesela çok pahalı. Ya keyfine bu kadar pahalı değil yani bu taş. Çünkü gelme oranı düşük. O baiting dediğimiz oran çok düşük olduğu için Headhunter da o yüzden zor çıkıyor mesela gibi. Yani o gem de 1 bölü 3 şansla gelmeyecektir. Sen o 1 eksi 12 eksik yaksan belki de o Anomalous Kinetic Blast'ı yapamayacaksın. Bu tip ne lan? Herif ne yavaş koşuyor? Tipe bak. 97'ye kasmış maşallah. Bu ağırlıkla nasıl oynadın sen bu çarı ya? Çarı yürümüyordu lan adamın. Şey koşmuyordu, yürüyordu yani baba. Neyse tamam. Video daha uzamasın. O zaman bitiriyorum. Leak videosu herhalde kalmadı, çekilecek. Başka böyle bu tarz rehber varsa Türkçe daha çekilmemiş, onu bana söyleyin. Bu arada çünkü biraz rahatladı oyun, hani karakterler kasıldı bilmem ne. Build videosu çekmek daha kolay hale gelecek. O yüzden böyle araya bu videoları da sıkıştırmaya başladım. Discord'dan bana kesinlikle video öneri kısmına yazın bunları. Hani varsa abi şunu da çek işte, ya da neyse benden yaşça büyük olabilirsiniz. Neyse işte. Yaz işte kardeş bunu da çeker misin bilmem ne, tamam. Hadi o zaman görüşmek üzere, bay bay.